Ve yine bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Ankara'dan, başkentimizden. Alo. Alo. Efendim, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. İzmir mi, Ankara mı? Bir Ankara yazıldı, bir İzmir yazıldı. Neredensiniz? İzmir. Ha, İzmir'den. Evet, buyurun, dinliyoruz sizi. Hocama bir sorum olacaktı ama. Tabii, dinliyor hocam sizi. Buyurun. Hocam, hayırlı sabahlar. Sağ olun. Şimdi ben bir kursa gidiyorum, aşçılık kursuna gidiyorum. Evet. Yarın için, cuma günü bir yılbaşı kutlaması yapacağız dediler. Sadece bayanız orada, 12 kişi. Şimdi herkes bir şey yapsın, hani getirsin denildi. Burada evet. Hani yiyelim, biraz eğlenelim gibisinden. Ben de dedim ki ben bugüne kadar hiç yılbaşı kutlamasına katılmadım, ben karşıyım dedim. Ama orada şey dedi, hani abartma dediler, sen o niyetle gelmiyorsun, biz burada hani şey yapmıyoruz ama yılbaşı kutlaması adına yapılacak. Şimdi ben katılsam günah olur mu, yoksa ne yapayım hocam? Evet, tamam. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet hocam, buyurun. Bizler de merak ediyoruz bu sorunun cevabını. Evet, bir yıl bitiyor. 2022. 2023 yeni bir yıl giriyor. Yeni bir 365 gün başlayacak. Ve biz her gün 2023 diye bahsedeceğiz. Ömrü olanlar. Evet. Ve bir yılı da geride bıraktık. Aslında geride bıraktığımız dediğimiz, biz ömrümüzden yedik. Yani bize diyelim ki 10.000 sayfa verildi. 10.000 sayfanın 7.000'ini bitirdik diyelim. Geriye kaldı az sayfalar. Bunun önünde ne kadar ömrümüz var onu da bilmiyoruz. Yeni bir yıla girerken Peygamber Efendimiz yeni bir aya girerken dua ediyor. Resul Efendimiz'in duası var. O da nedir? Allah'ım bu ayı benim hakkımda mübarek eyle. Bela ve musibetlerden uzak eyle. Senin razı olacağın işler yapmaya muvaffak eyle. Resul Efendim bir hilali görünce her yeni hilalde bu duayı yapıyor. Ümmeti Muhammed için bu duayı yapıyor. Biz yeni bir yıla girdiğinde eskinin muhasebesini, yeninin de planını yaparız. Ajandan alırsın, bu sene neler yapayım diye düşünürsün, hesabını yaparsın. Normali budur. Ama bir yılı geride bıraktık, yeni bir yıl geliyor, hurra eğlenelim. Bir defa bunun bir mantığı yok. Peki bu yılbaşı eğlencesi nereden başlamış? Yılbaşının iki tarafı var. İki ucu var. Şu çubuk gibi. Yılbaşının iki tarafı var. Bunun bir tarafı yeni bir yıla giriyoruz. Müslümanız, Hristiyanız, Yahudiyiz. İşte herkes bir dinden. Dünya, bütün dünya 2023'e giriyor. Bu tarafı. Evet. Yeni yılın. Ama yeni yılın bir de bu tarafı var. Yeni yılın Hristiyan dünyasında İsa Aleyhisselam'ın doğumu, işte Christmas dedikleri kutlamaların başlangıcı, Aziz Nikola denilen Noel Baba'nın çocuklara hediye getirmesi, kiliselerde çanların çalması, sabaha kadar ibadetler yapılması, bir de Hristiyanlık tarafı var. İki uçlu bir şey yeni yıl dediğimiz. Biz neresindeyiz? Hristiyanlıkla ilgili işte hindi kesiyorlar, çam ağacı süslüyorlar, hediyeler dağıtıyorlar. 5 gün, 6 gün, 10 gün tatil yapıyorlar. Biz neresindeyiz bunu? Bunu Hristiyanlar gibi kutluyorsak Hristiyanlar tarafındayız. Ama biz bu tarafa bulaşmıyoruz. Biz sadece yeni bir yıl gelmiş, yeni bir yılı kutluyoruz diyorsak burada yeni bir yılın sevinci, yeni bir yılın hesabı yapılabilir. Ama sabaha kadar bir haram varsa orada, kumar varsa, içki varsa, çekilişler, tombalalar, bilmem neler, para yatırıyorsanız, sarhoş oluyorsanız, ayyaş oluyorsanız, fuhuş varsa, yeni yıl geliyor, yeni yıla bir sevgili bulayım. Gençler şimdi öyle. Tabii yani bunlar öyle değil mi yani? Bir yeni yıla sevgilimle gireyim falan böyle haram arıyor. Bunların hepsi haramdır. Ben bunlara vesile olmam. Ben ne yapmam lazım Müslüman olarak? O gece ben dua ederim. Gece erken yatarım. Sabah da herkes gaflet uykusunda uyurken ben işime giderim ya da iş yaparım. Ki bizim bu sene de tam böyle pazar sabahı programımız var. 1 Ocak muhabbet kapısı var. Muhabbet kapısı programımız var. Gece erken yatın, sabah beni seyredin. İnşallah. Bu kardeşimiz şöyle yaparsa imtihanı kazanır. Ben gelmiyorum. Benim öyle bir dinimde, imanımda, kültürümde öyle bir şey yok. Ben gelmiyorum.
Yemek benim yapma vazifem var mı? İçki miçki yoksa ben de ne bileyim, ben de işte bir tarhana çorbası yapıp gönderirim size dersiniz. Evet. Kurtulursunuz işte. Yani gitmemek daha hayırlı diyorsunuz. O onun imtihanı şimdi. Evet. Gidecek, onların şeytanın davetine mi katılacak? Şeytan orada gıdıklıyor çünkü. Git git diyor. Gitmeyip direnip Müslüman kimliğini mi ortaya koyacak? Bu bir imtihandır. Evet. Aldık mı sorumuzun cevabını efendim? Evet, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Estağfurullah. O kadar iyi oldu ki. Hayırlı günler İzmir'e, selamlar efendim. Çok teşekkürler. Efendim. İyi günler. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.